İktidar bir şeye alıştı son yıllarda. Üstün örtmeye çalıştığı her şeyi dış mihrak diye bir şeye bağlı, bir yere bağlıyor. Biraz önce zikrettim. Ben görevde bulunduğumuz yıllarda Dışişleri Bakanlığı'nda da Başbakanlık'ta da istihbarat teşkilatımızın yeniden yapılandırma süreçlerinde en fazla önem verdiğimiz klasik istihbarat alanı dışında iki alan vardı. Bir siber güvenlik, ikincisi de ekonomik istihbarat. Yani siber güvenlik ile dijital teknolojinin geliştiği dönemde savunmasız kalabilirsiniz. Eğer eksik olursa. Ekonomik istihbarat da dışarıdan herhangi bir spekülatörün, manipülatörün veya ülke ekonomisini, ülkeyi krize sokmak isteyenlerin bir takım yapabileceği çalışmalar. Hem ekonomik hem teknolojik istihbarat. Şimdi ben Türkiye'nin bu konuda kapasitesine inanıyorum. Biliyorum çünkü. İstihbarat birimlerimiz. Eğer birisi Türkiye'de, bir de Maliye Bakanlığı'nın, MASAK'ın bu konuda yaptığı, oluşturduğu bir altyapı var. BDDK var. Değil mi Kerim Bey? MASAK var. Hepsi var. Bütün bu kurumlar Türkiye'nin ekonomisine dönük bir özel operasyon yürütülüyorsa bunu anlayacak ve sorumlusunu ortaya çıkaracak araçlara sahiptir. Dünya sistemi artık öyle örtülü operasyonların kolay yapılabileceği bir sistem halinde de değildir. Bir doları bir yerden bir yere hareket ettirdiğinizde görürsünüz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli kendi yozlaşmış, yolsuzluklara bulanmış iktidarlarını sürdürebilmek için milleti mobilize etmek amacıyla dış mihraklar diyor. İşte çağrıda bulunuyorum. Dış mihraklarsa, Türk lirasını zayıflatmak için kim ne operasyon yapmışsa çıkın açıklayın. Eğer bu dış mihrakların operasyonlarının bilgisi sizde yoksa bunu kullanmayın. Bilgisi var da hedef saptırıyorsanız bu devlet adamlığına yakışmaz. Eğer bir kurtuluş savaşı varsa şunu da söyleyeyim. Ekonomik kurtuluş savaşının sancağı Türk lirasıdır. Siz üzerinde ay yıldız olan hani biraz önce de bayrak İstiklal Savaşı'nda bir savaşta bayrak bir semboldür düşmez. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın da sancağı Türk lirasıdır. Siz o sancağı düşürttünüz. Peki birileri yaptı da siz bunu engelleyemediyseniz zayıfsınız. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, cepheyi savunamıyorsunuz. Birileri yapmadı da mazeret buluyorsanız bu izah edilemez bir durumdur. Açık, net bir tablo var. Dış mihraklar iktidarın kendi beceriksizliklerini, cahilliklerini, ülkeyi ve ekonomiyi, vatandaşlarımızı faiz ve kur baronlarına teslim eden aymazlıklarını örtme çabasından başka bir şey değildir. Kimse de bunun terörle, dış mihrakla izah etmeye kalkmasın. Kalkacaklarsa da çıksın Cumhurbaşkanı ister doğrudan ister prompterden istediği şekilde kamuoyuna açıklasın. Evet arkadaşlar, vatanım, milletim bir saldırıyla karşı karşıyayız ve saldırının odağı şurasıdır. Ve bizler onlara karşı da şöyle mücadele yürütüyoruz diye izah etsin. Aksi takdirde lafı güzaftan ibarettir. İkincisi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler. Ben ülkelerin ilişkilerin düzelmesini her zaman savundum. Komşularla sıfır sorun değil ki derken de bunu savundum. Barışçıl diplomasi derken de bunu savundum. Ülkelerle ilişkiler iyi olmalıdır. Dolayısıyla bizzat da tanıdığım yani geçmiş dönemlerdeki diplomatik ilişkiler bağlamında Körfez ülkelerinin hepsiyle ilişkilerin düzelmesine fayda görürüm. Çünkü Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin ekonomisi arasında bir tamamlayıcılık ilişkisi vardır. Türkiye'nin güçlü sanayisiyle Körfez ülkelerinin finans gücü bir araya gelirse gerçekten önemli başarılar imza atılır. Ama buradaki vahamet de şu. Daha kısa bir süre önce İçişleri Bakanı açık bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef gösterdi. Daha önce birçok yapılan yandaş medyada yapılan yayınlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın imalarında ve iktidar sözcülerinin konuşmalarında Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un faili olarak yansıtıldı. Şimdi zaten problem de burada. Bakın dış mihrak derken eğer Amerika kastediliyorsa Biden'la Roma'da kısa bir süre görüşmek bile diplomatik zafer olarak görüldü. Trump'la ilişkiler dostum Trump oldu. Yani öyle ki nasıl kur böyle hareketli aşağı inip çıkıyor. Bizimkilerin düşman dost algısı da hareketli. Bir gün hatta bir saat dost olan bir müddet bir saat sonra düşman olabiliyor. Bir gün dost olan ertesi gün düşman olabiliyor veya tersi. Böyle dış politik olmaz. Böyle güvenlik de olmaz. Ayrıca
Bugün 10 milyara yakın işte bir anlaşma oldu. Güzel. Ama eğer Türkiye'ye karşı bir ülkenin operasyon yaptığını hala düşünüyorsanız, yani bugün Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri düzeltirken çıkıp birilerine açıklaması yapması lazım. Demesi lazım ki biz geçmişte yanlış düşünmüşüz. Meğer Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasındaki fail değilmiş. Şimdi tespit etti ki böyle bir durum yok, ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ya da fail imiş ve geldiler bizden özür dilediler, ilişkilerimiz düzeliyor. Şimdi bu ortada iki durum da yok. Nasıl bir güven ortamı oluşturacaksınız? İlişkilerin düzelmesinde bir yanlışlık yok. Ama üç gün sonra tekrar bu ilişkilerin bozulmayacağının garantisi ne? Hele hele bütün bu ilişkileri düzeltme çabasının son dönemdeki ilişkileri düzeltme çabasının Sedat Peker'in videoları sonrasına gelmiş olması da ayrıca dikkate şayandır. Yani birini susturmak için bir ülkeye ilişki kurup birini konuşturmak için başka bir ülkeyle ilişkinizi kesiyorsanız böyle dış politik olmaz. Bu yarın o 10 milyarlık anlaşmanın da bir başka konjonktürde düşeceği anlamına gelir. Şöyle bir varsayımda bulunalım. Bu da çarpıcı. Bakın açık söyleyeyim. Birkaç kez başbakanlıktan aldıktan sonra teknik diplomatik toplantılar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden davet aldım ben. Yani eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan olarak, hatta birinde eski Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği bir toplantı için davet aldım. Ama o dönemde Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'den gelen mesajlar, hükümetten gelen mesajlar dolayısıyla imtina ettim. Çünkü Türkiye'yi öyle böyle eleştiren bir ülkeye, Türkiye'de görev yapmış Dışişleri Bakanı. Bu anlamda hükümetin şaibi altında tuttuğu bir yere gitmeyi doğru görmedim. Düşünün ki gitmiş olsaydık. Ya da şimdilerde bu görüşmelerden önce bir muhalefet, ben değil, başka bir muhalefet lideri Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş, görüşmüş olsaydı, herhalde dış mihrakların faili olarak görülürdü, değil mi? İşte yanlışlık burada. Türkiye kendine güvenmeli, iktidardakiler kendine güvenmeli. Herkesle ilişkileri düzeltmeliler. Ama asla ileride önemli gördükleri ülkeleri elde delil yoksa suçlamamalılar. Elde delil varsa da önce o dosyanın kapatılmasından kastım ya hesabını sorarsınız, ya onlar özür diler, ya yanlış oldu anlaşılır. O gerekir. Aksi takdirde güven ciddi bir sarsıntı yaşar. Evet, Sayın Lütfü Elvan'la ilgili sorunuz. Ben Sayın Lütfü Elvan'la geçmişte bakanım, yani bir hükümette bakanımız olarak, diğer bir hükümette de başbakan olduğum dönemde başbakan yardımcım ve bakan olarak birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdır. Politikalarını eleştirirsiniz, benimsersiniz ama devlet ciddiyetini taşıyan bir arkadaşımız olduğunu biliyorum. Yoksa o dönemde de bu görevleri vermezdik. Şimdi baktığımda Sayın Lütfü Elvan'ın son dönemde Hazine Maliye Bakanı olarak maruz kaldığı tutuma baktığımda gerçekten devlet kültürümüz ve kişisel olarak bu kişilerin tek tek şahsiyetleri, devlet şahsiyetleri bakımından ciddi bir hüzün duyuyorum. Niye mi? Bir cumhurbaşkanı kendi bakanlığı grup toplantısında mandacı, iktisatçı ya da faizi savunanlar diye karşıya koyup hedef tahtasına oturtmaz. Öyle olduğunu düşünüyorsa görev vermez. Görev verip de yanıldığını düşünüyorsa görevden alır ama asla onunla ilgili görev esnasında böyle bir tutum takılmaz. Sonra o bakana en yakın memurları dahi, en yakın çalışma arkadaşları dahi saygı duymaz. Piyasalar hiç saygı duymamaya başlar. Bakanların güvenilirliklerini korumak öncelikle eski sistemde başbakanların, şimdiki sistemde cumhurbaşkanının görevidir. Şimdi çıkan tablo, gerçekten ben de takip ediyorum son 15 gündür. Bildiğim kadarıyla Kerim Bey, ben kaçırmışsam siz söyleyin. Lütfü Bey'in herhangi bir tweet açıklaması oldu mu veya bir şeyi bildim? Taziye mesajları, Sayın rahmetli Sezai Karakoç'la ve İmran Bey'le, milletvekiliyle ilgili iki taziye mesajı dışında bir açıklamasının olmadığını biliyorum tweette. Ama bakan yardımcısı dün gece uzun bir, Nurettin Nebati, uzun bir tweet şeyi yaptı. Bu devlet hiyerarşisinin yok olduğu anlamına gelir. Bir görünen bakan
Bir de görünmeyen gerçek bakan olgusu devleti iflasa götürür. Devlet hiyerarşisi, devlet bir düzendir, hiyerarşidir. Şimdi bundan sonra kim artık Sayın Lütfi Elvan'ın söylediğine bakar ki? Ha, bir de şunu söyleyeyim. Buna hepinizin dikkatini çeker. Özellikle basın mensuplarının. Bu bakan yardımcısının kısa bir süre önce 128 milyar doları tüketip kaçıp giden damat bakanla baş başa yemek yediği görüntüleri de görürseniz aslında bir zamandır Türkiye'de görünen makamlar dışında bir grubun hala devleti perde gerisinden yönetmeye çalıştığını görürdünüz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şeyim şudur. Eğer damadınızı tekrar bakan yapmayı düşünüyorsanız yapın. Bu sizin iradenizdir. Ama var olan bakanların şahsiyetlerini ezerek perde gerisinden damadınızın bakan yardımcıları üzerinden ekonomiyi veya devleti yönetme çabası yönetmesine izin vermeyin. Şu an maalesef Varlık Fonu Başkanı'ndan Borsa Başkanı'na, Ekonomi Bakanı'ndan Hazine Maliye Bakanlığı'nın yardımcılarına, Beştepe'deki bazı danışmanlara kadar hepsi üzerinden hala o kaçıp giden bakanın dolaylı olarak ekonomi yönettiği algısı hakimdir. Devleti ve devletin itibarını korumak hepimizin görevi. Önümüzdeki günlerde eğer bir bakan bir görev değişikliği olursa şöyle bir tablo, bu tablo resmileşirse hepimiz perde gerisinden ülkeyi kimin sorumluluk almadan yönetmeye çalıştığını ortaya çıkaran tablolara karşı karşıya kalabiliriz. Devletin itibarı hamasi nutuklarla, mandacı ithamlarıyla veya bir takım dış mihrak ithamlarla korunmaz. Devletin itibarı önce devletin kurumlarına ve devletin bakanlarına, şahsiyetlerine saygı göstermekle korunur. Sayın Cumhurbaşkanı bu saygıyı uzun süredir maalesef yok ettiği aşikar. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamalarını hayretle takip ettim. Ve gece bir tweet silsilesiyle de aslında bir usta dikkat çekmeye çalıştım. Bizim parti olarak gördüğümüz en önemli risklerden birisi önümüzdeki dönemde bu ekonomik kriz dolayısıyla ortaya çıkacak sosyal huzursuzlukların bir terör gibi yansıtılıp, terör faaliyeti gibi yansıtılıp otoriter eğilimlere zemin hazırlaması. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'le yaptığım basın toplantısında dile getirmiştim. Sayın Bahçeli bunu teyit eden bir açıklama yaptı dün. Ya şu deniyor, aç kalacaksınız, susuz kalacaksınız, Türk lirası yerlerde sürünecek, yarın şirketler iflas edecek, ucuzlayan Türk şirketlerine yabancılar çökecek, Türkiye'nin işçileri ucuz emek kölesi haline gelecek, kişi başına düşen saat başı ücret 1 dolar 20 sente düşecek. Ama siz sessiz kalacaksınız. Sesinizi çıkarırsanız bu terördür. Kusura bakmasın Sayın Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisinin çiftliği ya da bir takım kur ve faiz baronlarının işletmesi değil. 84 milyon emeğinden çalınarak bazı faiz baronlarına, kur baronlarına, elinde döviz biriktiren her saniyede para kazananlara teslim edecek değiliz. Sayın Bahçeli'nin bu tehditleri daha önceki dönemlerde de görülmüştü. Hiçbir faydası olmadı. Kendilerine de faydası olmaz. Erken seçim mi? Biz istemiyoruz sadece partiler olarak. Allah'a insinler. Sayın Bahçeli bir gün lütfetsin. Oturduğu yerden milleti terörle itham edeceğine Ankara'da herhangi bir pazara girsin bakalım. Milliyetçilik milletle beraber olmayı gerektirir. Girsin. Bir pazarcıyla konuşsun. Ama etrafında şeyle belli bir pazarcı değil. Gitsin şöyle bir pazarda yürüsün. Bir esnafla sohbet etsin. Bir yetimin sırtını sıvazlasın. Evine ekmek götüremeyen bir işçiye ne yapıyorsun diye sorsun. Gördünüz mü hiç onu? Ama biz o alanlardayız. Ve halk bize şunu söylüyor. Sayın Başbakanım, biz ne yapacağımızı biliyoruz. Yeter ki seçim sandığını önümüze getirin. Biz bunlardan hesap soracağız diyor. Seçimi isteyen artık partiler değil, halk. Ve halk erken seçim istemiyor. Halk hemen ve şimdi seçim istiyor. Bir çok pazara, semt pazarına gittim. Kayseri'de
Talas pazarına, efendim Van'da, Erciş'te pazarlar, halk pazarlarına doğrudan girdim, ilçeler bazlarında dahi. Halkın dediği şu, şuraya bir sandık koysunlar, şimdi koysunlar, iktidara bir tek oy çıkmaz. Ve hemen koyun, getirin sandığı önümüze diyor. Biz erken seçim istiyorsak halkın sesini dinleyerek istiyoruz. Ve Sayın Bahçeli'ye çağrım da oturduğu yerden ahkam kesmek değil, halkın içine inmek. Milletten kopuk milliyetçilik olmaz.